Merhaba, Acıbadem Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ben Özgür. Sizlere kampüsümüzü gezerken ben eşlik edeceğim. Acıbadem Üniversitesi 2007 yılında Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kuruldu. Üniversitemiz bir vakıf üniversitesi. Sağlık bilimleri alanında tematik bir üniversite olması amacıyla kurulan üniversitemiz 2009 yılında ilk öğrenci alımını gerçekleştirdi. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımız şu an içinde bulunduğumuz Kerem Aydınlar Kampüsü'nde yer alıyor. Hazırsanız kampüs turumuza başlayalım. Akademisyenlerimizin odalarının bulunduğu kattayız. Hadi bu katı gezelim. Üniversitemizde her öğrenciye bir akademisyen danışman veriliyor ve öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları takdirde akademisyenlerimize rahatça ulaşabiliyorlar. Şu anda toplantı odalarını görebiliyorsunuz. Bu toplantı odaları da öğrencilerimiz tarafından kendi proje çalışmalarında, seçmeli derslerinde ve akademisyenler olan toplantılarında kullanılabiliyor. Görmüş olduğunuz tüm bu bitkileri akademisyenlerimiz yetiştiriyor. Onlar hakkında bilgi almak isterseniz eğer üzerindeki kartları okuyabilirsiniz. Sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alınarak inşa edilen kampüsümüz LEED Gold sertifikalıdır. Yani bu şu anlama geliyor. Kampüs binalarımız enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayan doğa dostu bir tasarıma sahip. İstanbul Anadolu Yakası'nın oldukça merkezi bir yerinde bulunan kampüsümüze toplu taşımayla ulaşım çok rahat. Araştırma odaklı bir üniversite olduğumuz için üniversite bünyesinde farklı branşlarda araştırma laboratuvarları ve merkezleri bulunuyor. Araştırma laboratuvarımızda yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında araştırmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Laboratuvar güvenliği sertifikası sahip tüm öğrencilerimiz bu alanlarda araştırmayı gerçekleştirebilirler. Bunun dışında moleküler biyoloji ve genetik, tıp mühendisliği, farmakoloji, histoloji, embriyobiyoloji gibi alanlarda da araştırmalar yapabilirsiniz. İleri düzey diğer laboratuvarımı görmek isterseniz lütfen beni takip edin. Araştırmanız kapsamında laboratuvar tarafından size verilen malzemeler ve size ayrılan alanlarda çalışmalar yapabiliyorsunuz. Hem lisans hem de hedefliyorsanız yüksek lisans eğitiminiz için bu laboratuvarlardan faydalanabilirsiniz. Bu alanda daha spesifik laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Bu alanda da laboratuvarlarımızı kullanan araştırmacıların ofisleri yer alıyor. Şimdi dünyanın en kapsamlı medikal simülasyon eğitim merkezi CASE'deyiz. CASE merkezimizin özelliklerini, öğrencilerimizin nasıl eğitim aldıklarını anlatması için sözü CASE direktörümüz Doktor Öğretim Üyesi Emin Aksoy'a bırakıyorum. CASE'e hoş geldiniz. Öncelikle CASE'in niye dünyanın en kapsamlı merkezi olduğunu anlatmak istiyorum. Bu katta göreceğiniz simülatörler daha çok hastayı simüle eden, taklit eden simülatörler. Bu simülatörlerinde çok farklı hastaya benzerlik oranları var. Şimdi birlikte gezerken göreceksiniz. Gerçek hastanın yapabildiğinin %70'ini yapabilenler var. Neredeyse %100'ünü yapabilen simülatörler var. Bir de bizim diğer bir katımız var. Orası daha çok cerrahi ağırlıklı çalışan katımız. Orada da hem laparoskopik cerrahi hem robotik cerrahi hem de kadavra bazlı dediğimiz ortopedi, beyin cerrahi, plastik cerrahi ve diğer branşların yapıldığı eğitimler var. Dünyada bütün bu eğitimleri tek çatıda toplamış başka bir merkez bildiğimiz kadarıyla yok. CASE'in akreditasyonlarından söz etmek istiyorum. Şu an bizim Amerika'da merkezi bulunan dünyanın en kapsamlı simülasyon derneği olan SSIS'ten akreditasyonumuz var. Avrupa'da bu konuda tek akredite olan merkez biziz. Ayrıca Avrupa toplumunun bir organı olan NASCE diye bir kuruluş var. Halen başkanlığını da yürütüyorum bu kuruluşun. Oradan da Avrupa'daki en büyük 13 merkez arasındaki merkezlerden birisi CASE ve NASCE'den de akrediteyiz. Mükemmeliyet merkezi olduğumuza dair bir sertifikasyonumuz var. Bu da dünyada iki yerde var. Bir Amerika'daki Toledo Üniversitesi'nde bir de üniversitemizde var. Ayrıca değinmek istediğim bir konu daha var. Genellikle de yanlış anlaşılan bir konu. Sanki simülasyonun gerçek hastanın yerine geçtiği ve eğitim bu şekilde tamamlandı. Böyle bir konu yok aslında. Sağlık eğitiminde akış şöyle oluyor. Önce teorik derslerimiz var. Bir de biliyorsunuz sonra saha uygulamalarımız var. Bunlar hastanede oluyor, stajlar şeklinde olabiliyor, dersler şeklinde olabiliyor. Simülasyon ne yapıyor veya CASE'in görevi ne? CASE bu teorik tarafla klinik tarafı aslında birleştiren bir köprü. Biz arada bir köprüyüz. Neyi sağlıyoruz? Belli becerileri, belli davranışları burada edinmenizi sağlıyoruz ve böylelikle kliniğe geçtiğiniz zaman kendinize özgüveniniz artıyor
ve tüm bu becerileri ve bazı deneyimleri burada yaşamış olarak gittiğiniz için hasta güvenliğimiz de artıyor. Arzu ederseniz Case'i gezmeye başlayalım. Beni takip ederseniz buyurun. Evet, Case'deki turumuza hasta odamızdan başlamak istiyorum. Şimdi burası aslında tamamen gerçeğe çok yakın, birebir yapılmış bir hasta odası. Neden birebir yapıldı? Çünkü simülasyon aslında kelime anlamı olarak benzetim demek, biliyorsunuz. Biz bu ortamı, simülatörleri ne kadar gerçeğe yakın olarak kullanabilirsek, öğrenmeye katkısının da o kadar yüksek olduğu zaten birçok şeyle, çalışmayla desteklenmekte. Şimdi simülatörleri klasifiye edersek şöyle bir şey var. Gerçeğe yakınlık oranına göre işte alt düzey, orta düzey ve üst düzey simülatörlerimiz var. Burada gördüğünüz simülatör üst düzey bir hasta simülatörü. Tabii özellikleri çok değişkenlik arz edebiliyor ama yaptığımız senaryonun içeriğine göre alt düzey, orta düzey ve üst düzey simülatör kullanabiliyoruz. Bir de şeye önem veriyoruz. Bu eğitimleri yaparken interdisipliner yaklaşım dediğimiz, yani sadece hekim adaylarını veya paramedik adaylarını, hemşire adaylarını veya diğer grupları tek olarak eğitmiyoruz. Birlikte eğitiyoruz. Böylelikle başarıya daha kolay ulaşılabiliyor. Hasta güvenliği daha çok artabiliyor. Bütün bu seansı, simülasyon seansını, bu seanslar yaklaşık 25-30 dakika sürmekte, kaydediyoruz. Bu kaydı biz seans sonrasında, hemen sonrasında yaptığımız debriefing'de kullanıyoruz. Debriefing'in öğrenmeye katkısının seansın kendisinden daha çok fazla olduğuna dair birçok akademik çalışma var. Tüm simülasyon odalarında tipik olarak göreceğiniz böyle tek yönlü camla birbirinden ayrılmış, biz onları buradan görmüyoruz, kontrol odaları var. İsterseniz bir kontrol odasına geçip ne işe yaradığını, fonksiyonlarını anlatmak isterim. Buyurun. Gördüğünüz gibi aslında simülasyon odasında, kontrol odasında tek yönlü bir cam var. Onlar bizi göremiyorlar şu anda. Burada ne yapıyoruz? Hocalar burada oturuyor. İki bilgisayar var önlerinde. Bu bilgisayar simülatörü, hasta simülatörünü kontrol eden bilgisayarımız. Burada hastanın her türlü vital bulgularını değiştirebiliyoruz. Çeşitli klinik senaryolar oluşturabiliyoruz hasta üzerinde. Bütün seans çekiliyor bu. Ama bu sırf kamera kaydı gibi düşünmeyin. Her şey alınıyor. Yani bir siz gidip hasta simülatörünün nabzına dokunsanız oradan da sinyal geliyor. Mesela 2 dakika 30. saniyede birisi nabza dokundu gibi. İçerideki tıbbi cihazlardan da biz buraya veri topluyoruz. Ve bütün bu kayıt daha sonra debriefing esnasında seyrediliyor. Ve tartışılıyor. Yani hocalar çok müdahale etmiyor tartışılırken. Önemli olan birbirlerini eleştirmek, o şekilde öğrenmek. Hataları grup kendi içinde tartışıyor. Ve bu şekilde daha optimal bir öğrenme sağlandığı düşünülüyor. Şimdi burada Case'in hemşirelik eğitimlerine özel hazırlanmış bölümüne geldik. Burada 4 hasta odamız var. Burada kullandığımız simülatörler de hemşirelik eğitimine özel simülatörler. Burada ne tür eğitimler yapılıyor? Hem mezuniyet öncesi hem mezuniyet sonrası hemşirelik eğitimlerimiz yapılıyor. Dediğim gibi hemşireliğe dedike simülatörler var burada. Arzu ederseniz bir tanesini burada gösterebiliriz. 4 oda da birbirine aynıdır zaten. Hemşirelikte kullanılan tüm işlemler, yapılan tüm işlemler bu simülatörlere uygulanabiliyor. Ayrıca burada hemşire bankomuz var. Bu hastaneliklerin birebir aynısıdır. Şu gördüğünüz iki monitörle buradaki bu 4 hastanın ve özel odadaki hastanın, toplam 5 hastanın tüm verilerini merkezi monitör şeklinde takip edebilir arkadaşlar. Buranın diğer bir önemli odası ise ilaç hazırlık odası. Burası bizim ilaç hazırlık odamız. Şimdi niye önemli diyeceksiniz. Şöyle bir hata oranından size bahsetmek istiyorum. Birçok endüstride, buna havacılık dahil, tıp dahil, havacılıkta atıyorum kazaların oranı, tıpta yapılan malpraktis dediğimiz hataların oranı neredeyse insan hatasına bağlı olanlar %70. Şimdi simülasyon bu %70'i minimize etmek için çok iyi bir yöntem. Bu %70'in de rakamsal 30'u aslında hastalara ilacın yanlış verilmesi, yanlış hastaya yanlış ilacın verilmesi, yanlış dozda verilmesi, işte ilacın yanlış şekilde hazırlanması gibi bazı sebepler var. Bu oda bunun için yapıldı. Bütün bu ilaç hazırlık
prosedürünün simülasyonunu yapıyoruz. Burası ev ortamı simülasyonu. Burada bir oturma odası kısmı var, mutfak kısmı var, hastanın yatak odası var ve banyosu var. Biz burayı ne için yaptık? Özellikle paramedik öğrencilerin evden hasta transferini nasıl yapmaları gerektiği, mesela burası özellikle gördüğünüz gibi dar yapılmıştır, hangi tip şeyi seçmeleri gerektiğini burada öğreniyorlar. Bir de bunun yanında evde bakım senaryoları yapılabiliyor burada. Burası ambulans simülatörümüz. Burada gördüğünüz aslında normal bir ambulansta biz ne yaptık? Bunun altına bir hareket platformu koyduk. Bir de bazı ses özellikleri ekledik. Maksat simülasyon esnasında katılımcıları orada hissettirmek. Bir de hareketin amacı da şu. Mesela bazı girişimler var. Bu damara girmek gibi intravenöz giriş diyoruz. Veyahut işte entübasyon diyoruz. Bu entübasyon tüpünün takıldığı girişim. Hareket eden ambulansta bunun çok kolay yapılamadığını göstermek için bu hareket platformunu koyduk. Ambulansın donanımına gelecek olursak Sağlık Bakanlığımız tarafından istenen bütün donanım ve ambulansın içinde mevcut. Burası bizim sanal ameliyathane ortamımız. Şimdi bu gördüğünüz simülatör de aslında dünyada bu manken bazlı simülatörler arasında en geniş bir simülatör diyebileceğimiz bir simülatör. Bunun asıl amacı anestezi simülasyonları ama bunun yanında kardiyolojiden tutun fizyolojiye kadar bütün vakaları simüle etme imkanı var. Bu simülatörü güçlü yapan nedir? Arkasında çalışan fizyolojik model, yani tüm şu verileri oluşturan fizyolojik modelin gerçeğe çok yakın olması. Şimdi bunda neler var? Mesela bu simülatör şu an bizim verdiğimiz anestezik gazları analiz edebiliyor. Gaz analizörü var içinde. Dışarıya nefes verdiği zaman gerçek karbondioksit vermekte. Ben bu simülatörü defibrile edersem burada defibrilatörün verdiği enerjiyi hissederek ona göre normal ritme dönüp dönmeme kararını kendisi veriyor. Veya mesela ışık refleksine bakacak olursam aynı şekilde cevap verebiliyor. Bir de içinde bir ilaç programı var. Yaklaşık 200'e yakın ilacı vereceğim bir port var buradan. Buradan verdiğim ilaçların ne olduğunu anlıyor ve ilaçların dozuna göre, çünkü arada bir akış metre var, onun dozuna göre hasta oluşabilecek tüm senaryoları yapabiliyor. Özellikle anestezi alanında çok önemli bu simülatör. Burada gördüğünüz her şey gerçek. Yani şunun içindeki volatil anestezik gaza kadar gerçek. Cihaz, işte tıbbi gazlar gerçek olmak zorunda. Çünkü sistem hissedebiliyor ve ona göre cevap veriyor. Bu simülatörle aynı zamanda tabii diğer senaryoda yapılabiliyor. Kardiyoloji senaryosu yapılabiliyor. İşte farmakoloji ile ilgili şeyler, senaryolar yapılabiliyor. Bu ameliyathane ortamında daha önce de bahsettiğim gibi bu takım çalışma senaryoları çok önemli. Bu interdisipliner yaklaşım, yani işte doktor adaylarımızın, hemşire adaylarımızın, diğer branştaki adaylarımızın birlikte çalışarak simülasyon senaryosuna katılması çok önemli. Biz buna takım çalışması simülasyonu diyoruz. Ve teknik olmayan beceriler, işte kriz kaynak yönetim gibi şeyleri ve yetileri öğrencilerimize kazandırmak istiyoruz. Burası yoğun bakım odamız. Aslında şu anda bir pediatrik simülatör görüyorsunuz. Ameliyathanede anlattığım simülatörle aynı özellikleri haiz bir simülatör. Bu da üst düzey bir simülatör. Farmakolojik özellikleri, fizyoloji özellikleri tamamen aynı. Ve yanında gördüğünüz hasta ventilatörü. Maalesef son günlerde yaşadığımız bu COVID salgınıyla ilgili ventilatör kullanımı daha da önem arz etmeye başladı. İşte bu odanın en önemli vazifelerinden bir tanesi ventilatör sistemlerinin doğru kullanımını anlatmak. Hem pediatrik hasta grubu için hem de erişkin hasta grubu için. İstersek buraya erişkin hasta da tabii ki koyabiliyoruz. Yoğun bakımda gördüğünüz tüm gaz sistemleri, diğer altyapı burada mevcut. Burası ultrason odamız. Burada özel bir simülatör var.
Biliyorsunuz ultrason aslında ikiye ayırıyoruz. Bir gri skala dediğimiz, bu halk arasında siyah beyaz ultrason diye bahsedilen ultrasonlar var. Bir de Doppler dediğimiz renkli ultrason diye bilinen ultrason çeşitleri var. Bu simülatör her ikisini de yapabiliyor. Bunun simülatörün en büyük avantajı gerçeğe yakın ultrason görüntüsü vermesi yanında bir de ekranın solunda gördüğümüz hangi organın hangi organla süperpoze olduğunu gösteren ikinci bir ekran var. Bu yani ultrasonu öğrenmek için aslında ideal, ilk fazlarında ideal. İçinde batın, kardiyoloji, jinekoloji ve genel cerrahi, üroloji birçok branşı ilgilendiren 400'e yakın senaryo var. Ve bunların hepsini çok rahat bir şekilde, gerçeğe çok yakın bir şekilde gördüğünüz gibi simüle edebiliyoruz. Burası acil servisimiz. Normalde burada aslında iki hasta görüyorsunuz ama bir de bizim eğitimlerde kullandığımız tiyatrocu arkadaşlarımız var. Onlardan da destek alıyoruz. Normalde bizim senaryolarımızda burası çok kalabalık bir mekan haline alabiliyor. Burada bir en az 5-6 hasta ve yakınları olabiliyor. Simülasyonda biraz sizin stresinizi de arttırmanız gerekiyor ki streste nasıl davrandığınızı görmek istiyoruz. O yüzden eğitimimize de katkı oluyor. Burada aslında şu anda 2 hastamız var. Bu hastamız dahiliye hastası gibi, yani bir kalp sorunu olan bir hasta gibi burada bulunuyor. Bir de bunun yanında travma hastamız var. Travma hastamız maalesef bir iş kazası geçirmiş. Onu arkadaşlarımızın stabilize etmesini istiyoruz. Bunda bir özellik var. Mesela bu simülatörle doğru turnike kullanımını öğretebiliyoruz. Masif bir kanaması da olabiliyor. Arteriyel kanayabiliyor, venöz kanayabiliyor. Bu simülatörün bir özelliği daha var. Her türlü hava şartında dışarıda da kullanılabiliyor. Askeri standartlarla yapılmış. Şimdi şeye bakalım. Kanama özelliğini size göstermek istiyorum. Şimdi ne bekliyoruz? Aslında arkadaşlarımızın bu kanamayı nasıl durduracaklarını, turnikeyi nasıl doğru kullanacaklarını öğrenmelerini sağlıyoruz bu simülatör sayesinde. Burası poliklinik odamız. Burada neler yapıyoruz? Burada aslında öğrencilerimizin iletişim becerilerini arttırmayı planlıyoruz. Bu nedenle gene tiyatrocu arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. İki kavram var. Simüle ve standartize hasta şeklinde. Tiyatrocu arkadaşlarımız hasta rolü yaparak bizim öğrencilerimizle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bu sağlık alanında çok önemli biliyorsunuz. Hasta ile iletişim kuramazsak hastanın güvenini sağlayamayız. Burası doğumhane simülasyon odamız. Bir doğum simülatörümüz var. Tabii ne öğretiyoruz burada? Bir defa doğum öncesi annenin ve bebeğin bazı vital bulgularını takip etmeyi öğreniyor. Doğum prosedürü tamamen simüle edilebiliyor. Tabii doğum sonrası var bir de. Doğum sonrası mesela bir erken doğum, prematüre diye tabir ettiğimiz erken doğum olabiliyor. Onda oluşabilecek komplikasyonlar simüle edilebiliyor. Veya hemşire arkadaşlarım için doğum sonrası bir bebeğe yapılacak işlemleri simüle edebiliyorlar. Burada da interdisipliner senaryolarımız var. Onları da uygulayabiliyoruz. Evet, burası debriefing odalarımızdan bir tanesi. Şimdi ne işe yarıyor? Daha önce anlatmıştım. Simülasyondan sonra böyle bir seansımız var, debriefing diye. Bu simülasyon seansının seansından daha fazla önemli öğrenim açısından. Burada simülasyona katılan arkadaşlar oturup bir önceki katıldıkları seansı izliyorlar ve nerede doğru yaptılar, nerede yanlış yaptılar kendi aralarında tartışıyor ve bu tartışmanın öğrenmeye önemli katkıda bulunduğu konusunda destekleyici çok çalışma var. Bir de burada gördüğünüz tablet PC'lerle de ciddi oyun diye tabir ettiğimiz bazı modüllerimiz var. Teorik ders yerine interaktif ciddi oyunlarla teorik içeriği burada neredeyse bir erişkinler için yazılmış oyunlar tarzında öğrenebiliyorlar. Bu oyunların ciddi oyun diye tabir ettiğimiz modüllerin tablet versiyonu var ve bir sonra gideceğimiz yerde sanal gerçeklik ve karma gerçeklik versiyonları var. Evet, burası bizim sanal gerçeklik laboratuvarımız. Demin bahsettiğim gibi aslında ciddi oyunları artık sanal gerçeklikle
kullanabiliyoruz. Evet, burası da odalarımızdan bir tanesi, sanal gerçeklik odalarımızdan birisi. Bilindiği gibi bu sanal gerçeklik gözlüğümüz ve elimizdeki kumandayla interaktif bir şekilde senaryoyu yönlendirebiliyoruz. Burada 4 tane daha simülasyon odamız var. Çok farklı, çok amaçlı kullanmak için yaptığımız yerler. Bir de burada en önemli yerimiz beceri laboratuvarımız. Çünkü bizim beceri maketlerimiz var, task trainer diye tabir ettiğimiz. Onlarla birçok prosedürü simülasyon öncesi size öğretiyoruz. Bunlar nedir mesela? Damara girmek, entübasyon tüpü takmak, üriner sonda takmak gibi şeyler, enjeksiyonları yapmak gibi konular. Bütün bu yan tarafta gördüğünüz laboratuvarlarda beceriler size öğretiliyor. Ondan sonra simülasyon seansına geçebiliyorsunuz. Bir de burada sanal hastalarımız var. Burada nedir? Ekran bazlı hastalar bunlar. Burada da çok çeşitli vakalarımız var. 200'e yakın vakamız var. Burada problem çözme konusunda, hastaya klinik yaklaşma konusunda gene ciddi oyunla size bu konuları öğretmeye çalışıyoruz. Evet, sanal hastalarımız burada. Ekran bazlı sistemler burada. Burada 200'e yakın hasta var. Hem hekim adaylarımız için, hem hemşire adaylarımız için, hem de diğer branşlar, paramedik olsun ve benzer branşlar için farklı senaryolar var. Burada önemli olan klinik karar verme yetinizi güçlendirmek. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Cerrahi simülasyon laboratuvarına sizi yönlendirmek istiyorum. Buyurun. Case'in ikinci en önemli bölümü. Burası cerrahi simülatörlerin bulunduğu odamız. Neler var diyeceksiniz burada. Şu bölümde laparoskopik box trainer dediğimiz sizi 3 boyutlu görsellikten 2 boyutlu görselliğe indiren kutularımız var. Burada gerçek aletler kullanıyoruz ve 3 boyuttan 2 boyuta kafanızda uzaysal olarak indirgemeyi burada öğretiyoruz. Daha sonra laparoskopi simülatörlerimiz var. Bunlarda birçok temel beceri ve ameliyat uygulamaları içinde var. Bir de şöyle bir özellik var. Ben bunu aldığım zaman, dokuya dokunduğum zaman ben burada uzaysal olarak dokuyu da sertliğiyle hissedebiliyorum. Ameliyatın tümünü yapabiliyorum. Sistem bizi tabii sürekli puanlıyor. Bunu bitirdikten sonra pulsatil organ pompalarımız var. Bunların içinde kan benzeri sıvı pompalayarak gerçeğe yakın ameliyatlar yaptırabiliyoruz. Diğer tarafa geçecek olursak, en sonunda gördüğümüz simülatör aslında flexible bir simülatör. Hem artroskopi simülasyonu yapılabiliyor, hem üroloji ile ilgili tur ameliyatının simülasyonunu yapıyor. Bir de histeroskopi simülasyonu yapabiliyoruz. Biz daha çok artroskopi ağırlıklı kullandığımız bir simülatör. Burası anjiyografi simülatörü. Birçok vaka kardiyak anjiyo yapılabiliyor, birçok vaka simüle edilebiliyor. Diğer simülatörümüze gelecek olursak video endoskopi simülatörü. Video endoskopi, bildiğiniz gibi gastroskopi, kolonoskopi var video endoskopinin içinde. Bir de ayrıca ağızdan girilerek yapılan bronkoskopi simülasyonu yapılabiliyor bu simülatörle. Bir sonraki simülatörümüz kardiyak perfüzyon dediğimiz, yani açık kalp ameliyatlarında biliyorsunuz hastanın kalbi durduruluyor, hasta bir makineye bağlanıyor. Daha sonra cerrah işlemi yaptıktan sonra kalp tekrar çalıştırılarak hastaya gerçek kalp bağlanabiliyor. İşte o arada bu makine kalp ve akciğerlerin görevini yapıyor. Burada bunun simülasyonu yapılabiliyor. Kardiyak perfüzyon simülasyonu diye tabir ettiğimiz. Şimdi ne oluyor? Burada bu simülasyonları yaptıktan sonra yanda multimedya odamız var. Multimedya odasında siz bir hocanın yaptığı işlemi seyrediyorsunuz ve daha sonra wet lab diye tabir ettim, biraz sonra gideceğimiz mekanda da o işlemi denek hayvanlar üzerinde yapıyorsunuz. Evet, burası wet lab diye tabir ettiğimiz laparoskopik eğitim merkezimiz. Burada 9 istasyon var. Burada genel cerrahi, üroloji, kadın doğum, toraks cerrahisi gibi birçok branşa laparoskopik cerrahi eğitimleri, hizmeti veriyoruz. Tabii daha çok mezuniyet sonrası eğitimler bunlar.
Bu cerrahi bölümümüzün neredeyse yapılan eğitimlerin %95'i mezuniyet sonrası için yapılan eğitimlerdir. Burası Case'in Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi. Aslında burada iki adet Da Vinci robotik cerrahi sistemimiz var. Bir tanesi işte bu odada gördüğünüz XI sistemi. Bu daha gelişmiş bir sistemdir. Bir de SI versiyonumuz var. Hastanenizde hangi tip robotik cerrahi sistemi varsa biz sizi o sistemle eğitiyoruz. Bir de Case'in diğer bir sertifikasyonu var. Robotik cerrahi alanında 2016 yılında Global Training Center sertifikasyonu almıştır. Bir temel eğitim, bir de ileri düzey eğitim formatında iki farklı eğitimimiz var. Tabii bunlar da hepsi mezuniyet sonrası eğitimler, uzman cerrahi branştaki uzman hekimler için yaptığımız eğitimler. Şimdi sizi kadavra bazlı eğitimleri yaptığımız salonumuza davet etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Şimdi diseksiyon salonumuzdayız. Burada 10+1 istasyonumuz var. Onda eğitim yapılırken bir tanesinde referans masada bir hocamız yapılacak olan işlemi size anlatarak size gösteriyor. Şimdi mesela burada birkaç altyapı var. Biz özellikle anatomi derslerini de burada yapıyoruz. Bir de mezuniyet sonrası eğitimlerimizi de burada yapıyoruz. Burada da bir örneği var. Mesela mikro cerrahi eğitimlerimiz var. Biliyorsunuz özel mikroskoplar kullanılarak yapılıyor. Özellikle beyin cerrahi alanında eğitimlerimiz var. Bir de anatomiyi size sanal olarak da gösterebiliyoruz. Sanal diseksiyon yapabiliyorsunuz arkamda gördüğünüz sistemlerle. Evet, bu kısaca Case turumuzdu. Tabii Case burada kalmayacak. Sürekli yenilik peşindeyiz. Bundan sonra çıkacak her türlü simülasyon ve eğitim teknolojilerini de dünyamıza katmayı planlıyoruz. Şu anda multisfer laboratuvarlarımızın önündeyiz. Bu laboratuvarlarımızda fizyoloji, biyoloji, kimya, hematoloji, histoloji, moleküler biyoloji ve genetik, mikrobiyoloji alanlarında uygulamalar gerçekleştirilmektedir. İsterseniz içeri bir göz atalım. Laboratuvarlarımızda ağırlıklı olarak tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, moleküler biyoloji ve genetik, beslenme ve diyetik bölümlerinin ve sağlık hizmetleri meslekyüksek okulu lisans programlarımızın uygulamalı dersleri verilmektedir. Öğrencilerimiz bu laboratuvarlarda kendilerine tahsis edilen cihazlarda birebir eğitim almaktadırlar. Şu an yabancı laboratuvarın önündeyiz. Gelin içeri bir göz atalım. İngilizce hazırlık programının eğitimi bu laboratuvarda verilmektedir. Öğrencilerimizin anatomi derslerinde kullandıkları laboratuvar burası. Bu laboratuvarda kadın, erkek, yetişkin, çocuk maketler üzerinde kas ve kemik yapılarını inceleyebiliyorlar. Öğrencilerimiz bu laboratuvarda küçük gruplar halinde masalara dağılıp eğitimlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bununla birlikte istedikleri zaman bu laboratuvara gelip derslerini çalışabilirler. Derslerimizin işlendiği amfilerimizden birine geldik. Gelin amfilerimize bakalım. Şu anda amfilerimizden birindeyiz. Belki önümüzdeki yıllarda sizler de öğrenci olarak bu sıralarda oturabilirsiniz. Etüt odalarımızda arkadaşlarınızla veya bireysel olarak ders çalışabilirsiniz. Sırada fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün uygulama salonu var. Gelin oraya da beraber bakalım. Burası fizik tedavi ve rehabilitasyonda koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik her türlü sağlık hizmeti uygulamalarının öğretildiği uygulama alanıdır. Öğrenci laboratuvarlarımızı gezmeye devam edelim. Beslenme ve diyetik bölümü öğrencilerimizin uygulamalı derslerinde kullandığı laboratuvarların bulunduğu koridordayız şu an. Ve bu koridorda besin kimyası laboratuvarı, beslenme laboratuvarı ve antropometri laboratuvarımız var. Besin kimyası laboratuvarıyla devam edelim. Bu laboratuvarda öğrencilerimiz besinlerin kimyasal yapısını, farklı besinlerin birbirleriyle ve başka öğelerle etkileşimini inceliyorlar. Örneğin bir besin içerisinde karbonhidrat, yağ, protein miktarları da yine bu laboratuvarda analiz edilebiliyor. Beslenme laboratuvarımızın önündeyiz. Bu laboratuvarımızı da gezelim. Bu laboratuvarda öğrencilerimiz farklı besin gruplarına ait besinleri pişiriyorlar, inceliyorlar, hasta ve danışanlarına uygun hazırlıyorlar. Ayrıca bu laboratuvarımızda aşçılık programı öğrencilerimiz de uygulamalı eğitimlerini alıyorlar. Antropometri laboratuvarımıza da geldik. Buraya da gezelim. Bu laboratuvarda farklı yaş gruplarına ait ve
sporcular gibi özel durumdaki bireylerin beslenme durumlarının saptanmasında kullanılan antropometrik ölçümler uygulamalı olarak öğretiliyor. Buna ek olarak nasıl ölçüm yapılır, hasta ve danışan iletişim nasıl olmalı yine bu eğitimler bu laboratuvarımızda gösteriliyor. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programının uygulamalı derslerinin verildiği patoloji laboratuvar önündeyiz. Bu laboratuvarımızı gezelim. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programının uygulamalı derslerinin verildiği laboratuvarlardayız. Öğrencilerimiz bu laboratuvarlarda birebir gerçek dokular üzerinde çalışıyorlar. Hastanelerde ve laboratuvarlarda kullanılan gerçek cihazlar üzerinde uygulamalar yaparak öğrencilerimiz hem klinik stajlarına hem de profesyonel hayatlarına hazırlanıyorlar. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının uygulama derslerinin verildiği radyoloji laboratuvarına geldik. Orayı da beraber gezelim. Bu laboratuvarda röntgen uygulamaları ve cihazların temel çalışma prensipleri öğretiliyor. Kampüsümüzde bulunan bilgisayar laboratuvarlarından birindeyiz. Gelin içeri bakalım. Bilgisayar laboratuvarlarımızda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerini alıyorlar. Öğrencilik hayatınızın büyük bir kısmının geçtiği bir başka yer olan kütüphanemizdeyiz. Kütüphanemizde çok sayıda dijital ve basılı kaynak mevcut. Kütüphanemizde bireysel ve grup çalışmaları için ayrı ayrı alanlar bulunuyor. Ayrıca 7/24 adını verdiğimiz ayrı bir çalışma alanı da var. Akademik yıl boyunca 7 gün 24 saat sizler bu alanda ders çalışabiliyorsunuz. Kütüphanemizde bulunan bilgisayar laboratuvarından istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz. Bununla beraber arkadaşınızla satranç oynayabilirsiniz. Herkesin yemekte buluştuğu kafeteryamızdayız. Kafeteryamızda tabi dört yemek, alakart, fast food yemek seçeneklerimiz mevcut. Dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Evet, konferans salonumuzdayız. Konferans salonumuzda yıl boyunca bilimsel kongreler, seminerler ve konferanslar düzenlenmektedir. Öğrenci olarak bunlara katılabilir, hatta bu etkinlikleri sizler düzenleyebilirsiniz. Bununla birlikte sanatsal faaliyetler çerçevesinde dans, tiyatro, konser gibi etkinliklerimiz de gerçekleşiyor. Kulüpler çerçevesinde sizler de bu etkinliklerin parçası olabilirsiniz. Şu an spor merkezimizdeyiz. Hadi gelin spor merkezimizi birlikte gezelim. Spor merkezimizde fitness salonu, squash kortu, spinning pilates stüdyosu, yarı olimpik yüzme havuzuyla beraber basketbol ve voleybol sahamız bulunmaktadır. Bu laboratuvarda optisyenlik programı öğrencilerine reçeteye uygun gözlük camı seçimi, hastaya uygun çerçeve seçimi, gözlüğün hazırlanması ve satışı konusunda uygulamalı eğitimler veriliyor. Bu laboratuvarda yer alan optik dükkan simülasyonu ile öğrencilerimiz gözlük yapım ve satış sürecine dair birçok uygulamayı deneyimleyerek öğreniyorlar. Ortopedik protez ve ortez programı öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerini aldıkları ve her türlü ekipmanın bulunduğu laboratuvardayız. Görmüş olduğunuz bu alanda öğrencilerimiz temel uygulama eğitimlerini alıyorlar ve el becerilerini geliştiriyorlar. Diğer laboratuvarda ise alçı modelleme uygulama eğitimlerini alıyorlar. Şu an odoloji laboratuvarındayız. Odometri programının uygulamalı dersleri bu laboratuvarda gerçekleştiriliyor. Odoloji programı öğrencilerimizin uygulamalı eğitim aldıkları laboratuvardayız. Buyurun laboratuvarımızı gezelim. Bu laboratuvarda alınan uygulama derslerinin yanı sıra öğrencilerimiz akademisyenlerimizin gözetimi ve eşliği altında dışarıdan gelen hastalara uygulamalar yaparak daha okurken deneyim kazanıyorlar. Ağız ve diş sağlığı programı öğrencilerimizin uygulamalı eğitimi aldıkları laboratuvardayız. Bu laboratuvarda öğrencilerimiz pratiklerini gerçekleştirerek klinik stajlarına hazırlanıyorlar. Tıp mühendisliği bölümü öğrencilerimizin kullandığı medikal cihazlar ve robot laboratuvarındayız. Bu laboratuvarda bulunan biyomedikal eğitim ölçüm sistemleri, öğrencilerin biyoelektronik sensörleri kullanarak EKG, EOG, EMG gibi çeşitli vücut sinyalleri nasıl çıkaracaklarını öğrenmeleri için bir platform sağlıyor. Burası kalibrasyon test ve bakım laboratuvarı. Bu laboratuvarda meslek yüksek okulu biyomedikal cihaz teknolojisi öğrencilerine uygulamalı dersleri veriliyor. Bununla beraber cihazların tanı ve tedavi açısından düzgün çalışıp çalışmadığının test cihazlarıyla kontrol edildiği bir laboratuvar. Üniversitemizin tıp, eczacılık, mühendislik fakültelerinin
bilimsel araştırmalarında yoğun olarak kullanılan elektron mikroskopi laboratuvarındayız. Hadi bu laboratuvarımızda gezelim. Elektron mikroskopi laboratuvarında bulunan, geçirimli ve taramalı elektron mikroskoplarında değişik doku örneklerinden alınan ince kesitler, bakteri, virüs, nanopartiküller, grafen ve benzeri inceleniyor. Ayrıca kök hücre ve rejeneratif tıp alanlarında yapılan bilimsel çalışmalarının görüntüleme aşamaları elektron mikroskopi laboratuvarında gerçekleşiyor. Bu laboratuvardan Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri de öğretim üyelerinin araştırma projelerine yer alarak faydalanabiliyor. Şimdi de fikirlerin hayata geçirildiği yerdeyiz. Şu an Biyotasarım Merkezi'ndeyiz. Biyotasarım Merkezi'nde sağlık alanındaki ürün ve tasarım problemlerine yönelik çözümler üretiyorsunuz. Örneğin siz ve ekibiniz bu alanda saptadığınız soruna yönelik tasarımları geliştirebiliyorsunuz. Fikri tasarladık, Biyotasarım Atölyesi'ne geldik. Tasarlamış olduğunuz fikrinizi Biyotasarım Atölyesi'ndeki teknoloji kullanarak prototip haline getirebiliyorsunuz. Fikriniz var, prototipiniz var. Şu an ihtiyacınız olan tek şey projenizin desteklenmesi. Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi, sağlık sektörüne yönelik teknoloji bazlı her türlü girişim desteklenmesi için kuruldu. Desteklenen projelere akademik, sektörel danışmanlık, bu görmüş olduğunuz alanda ofis desteği, teknolojik ve biyoteknolojik altyapı desteği sağlanıyor. Bu merkezde öğrencilerimiz onlara sunulan olanaklarla fikirlerini hayata geçirme ve okurken girişimci olma fırsatına sahip. Merkez tüm öğrencilere ve girişimcilere açık. Nanobiyoteknoloji merkezindeyiz. Burada tıp mühendisliği bölümü öğrencilerimiz araştırmalara katılabiliyorlar. Kamu veya sanayi destekli projelerde bursiyel olarak yer alabiliyorlar. Yaz stajlarını burada gerçekleştirebiliyorlar. Merkezde moleküler modelleme laboratuvarı, ileri biyoanaliz laboratuvarı, biyomimetik laboratuvarı, sensörler ve fonksiyonel malzemeler laboratuvarı, memeli ve bakteriyel hücre kültür laboratuvarları, beyin zihin laboratuvarı, biyomekanik laboratuvarı, veri analitiği laboratuvarı ve merkezi araştırma laboratuvarı bulunuyor. Acıbadem Üniversitesi Biyomalzeme Merkezi'nde doku mühendisliği ve rejeneratif tıp üzerine araştırmalar gerçekleştiriliyor. Merkezde bulunan laboratuvarlar, biyomalzeme, doku mühendisliği, biyomedikal cihazlar ve mikro nano sistemler alanında araştırma ve eğitim vermek üzere geliştirildi. Burada lisans ve lisansüstü program öğrencileri yapılan çalışmalarda gerekli cihazların kullanımını öğrenme ve sonrasında da bu pratik ve teorik bilgileri projelerde, yüksek lisans ve doktora tezlerinde kullanma imkanına sahip. Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarının bulunduğu alandayız. Bu alanda birçok laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarlarda eczane eczacılığının yanı sıra ilaç sanayi ve hastane eczacılığı gibi eczacılığın farklı alanlarında yer alabilecek eczacılar yetişiyor. Eczacılığın en temel alanlarından biri olan Farmasötik Teknoloji ve Kozmetoloji Laboratuvarındayız. Gelin bu laboratuvarımızda gezelim. Bu laboratuvarda öğrencilerimiz bitkisel veya kimyasal bir ilacın şurup, tablet, eliksir, kapsül gibi nasıl farklı formlara getirildiğini öğreniyorlar. Evet, şimdi tıbbi bitkilerin öğretildiği farmakognizi, fitoterapi ve farmasötik botanik laboratuvarındayız. Bu laboratuvarda öğrencilerimiz tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, toplanması, kurutulması ve eczacılıkta hangi kısımlarının kullanıldığını öğreniyorlar. Daha sonra öğrenciler elde edilen bu kısımları çeşitli işlemlerden geçirerek bitkisel ilaç veya tıbbi çay yapım aşamalarını görüyorlar. Şimdi diğer bir laboratuvarımız olan toksikoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarımıza geldik. Bu laboratuvarda ilaçların zararlı etkilerinin analizleri yapılıyor ve klinik biyokimya verilerinin nasıl elde edildiği öğretiliyor. Ayrıca öğrenciler mikroorganizmaları ve onları etki eden ilaçları öğreniyorlar. Farmasötik kimya ve analitik kimya laboratuvarındayız. Bu laboratuvarda öğrencilerimize sentetik ilaçların kimyası olarak üretimleri ve nasıl analizlerin yapıldığı öğretiliyor. Burada öğrenciler hem klasik ilaç sentezini hem de mikrodalga ilaç sentezi yöntemini öğreniyorlar. İlaç araştırmaları için kullanılan laboratuvarlarımızdan biri ilaç metabolizması, diğeri de fitoterapi ve kozmetoloji araştırma laboratuvarı. Son sınıf eczacılık öğrencilerinin sıklıkla vakit geçireceği bu alanlarda hem bitkisel ürünlerin ilaç olarak kullanımı, hem kozmetik, dermokozmetik ürünlerin hazırlanması, hem de ilacın vücuttaki serüveninin simülasyonu yapılıyor. Ayrıca bu gördüğünüz tüm cihazlar ve teknolojik altyapılar bizzat öğrencilerimizin kullanımına ait. Merhaba, ben İrem.
sizlere öğrenci yurtlarımızdan bahsedeceğim. Yurtlarımız kampüsümüzün yanı başında. Yurtlarımızın kampüse yakın olması öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Hadi gelin birlikte yurdumuzu gezelim. Acıbadem Üniversitesi öğrencilerine keyifli bir yaşam alanı oluşturma fikriyle tasarlanan öğrenci yurtlarımızın önceliği, öğrencilerimize evlerini aratmayacak rahatlık ve konfor sunmaktır. Şimdi odalarımıza göz atalım. Şimdi kız öğrenci yurt dairelerimizden birindeyiz. Yurt daireleri bir veya iki kişilik odalardan oluşuyor. Her dairede öğrencilerin konaklaması için gereken temel eşyalar var. Her dairede tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanları bulunuyor. Daire içinde klima, mini buzdolabı, mikrodalga fırın, kettle, kişiye özel kasa kullanma imkanı da var. Aynı zamanda yurdumuzda odanız dışında ders çalışabileceğiniz etüt alanı, sinema odası, oturma salonu ve pilates odası da mevcut. Erkek öğrenci yurdumuzda da odalarımız iki kişiliktir. Odalarda klima, mini buzdolabı, mikrodalga fırın, kettle, kişiye özel kasa kullanım imkanı bulunuyor. Yurtlarımızda öğrencilerin kendi yemeklerini hazırlayabilecekleri, hobi mutfağı adını verdiğimiz alanlar yer alıyor. Yurdumuzda 7/24 kullanıma açık bir çamaşırhane de bulunuyor. Sene boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, öğrencilerimizin ders alanında dinlendiği Hala Amfi'deyim. Acıbadem Üniversitesi olmak isteyenlerle burada buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Görüşmek üzere.